Erken Teşhis'ten, BBN Türk'ten herkese sağlıklı ve mutlu günler değerli izleyenler. Bugün aslında toplumu çok fazla ilgilendiren bir konu hakkında konuşacağız. Konumuz bel fıtığı ve kimlerle konuşuyoruz? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Erkan Esken hocamız stüdyoda bizlerle. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Hocam zor bir dönem geçiyor. Zor bir dönemi atlatmaya çalışıyoruz. Sizin nezdinizde, sizin tarafınızda nasıl geçiyor bu dönem? Korona süreci. Evet. Yani bizi de etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Yani hastalar hastaneye gelmeye çekiniyorlar. Evet. Doğal olarak. En büyük problem de bu. Tabii doğal olarak. Onlar da bir şey diyemiyoruz yani. Evet. Onu çekiniyorlar yani. Öyle olunca işte bel fıtıklarıyla yaşayıp gidiyorlar şimdilik bakalım. Evet. Bu bel fıtıklarının ilerlemesi, erken teşhis edilmemesi, zamanında müdahale edilmemesi aslında bazı yerlerde büyük problemlere yol açıyor. Değil mi hocam? Tabii. Özellikle cerrahi tedavisi aşamasına gelmiş ama bir şekilde onu geciktiren hastalar bence ciddi risk altında olurlar yani. Evet. Peki ilerleyen dakikalarda bunların daha detaylarını konuşacağız. Ama yavaştan konuya bir geçiş yapsak. Herkesin bu diline pelesenk olmuş. Fıtık dediğimiz durum nedir hocam? Şimdi boyunda çıkıyor kendileri, belde çıkıyor. Vücudun başka taraflarında da fıtık vari gözlemler var. Nedir bu fıtık? Şimdi bir bel fıtığı, hani boyun fıtığı, sırt fıtığı. Bu fıtık dediğimiz şeyler omurga kemikleri. 33 tane omurga kemiği vardır. 5 tanesi beldedir. Bu omurga kemiklerinin arasında intervertebral disk dediğimiz kıkırdak benzeri evet. bir yapı vardır. Kıkırdak değildir, tamam mı? Bunlar normalde normal olarak hepimizde var anatomik olarak. İki kemiğin arasında bulunurlar. Aslında bir eklemdir bunlar. Bunlar aşırı zorlanmayla dengesiz yük binimiyle diskler normal konumlarından başka bir konuma geçerler. O zaman işte adı fıtık oluyor. Hani lomber disk, evet. lomber disk oluyor. Adı vatandaşın diliyle bel fıtığı oluyor. Bu bel fıtığı da omurgada omirlik siniri vardır kemiklerin arasında. Omirlik sinirinin baskısına yol açar. Bu omirlik siniri de bel bölgesindeki sinirler de daha ziyade bacaklarımızı, hani bazen işte küçük abdestle ilgili reflekslerimizin olduğu bölge olduğu için büyük abdest, küçük abdest gibi şikayetlere de olur ilerleyen safhalarda ama özellikle bel ağrısı ve bacaklarımızı çalıştıran sinirler oldukları için bacaklarımızda ağrıya ilerleyen zamanlarda işte uyuşma, karıncalanma, kuvvetsizlik hani felce doğru gider. Giden bir hikayeden bir yoldan normalde bahsediyoruz. O bel fıtığı dediğimiz şey normal anatomik bir yapının yerini değiştirmesidir. O da nereye doğru değiştirir? Sinire doğru değiştirdiği için adı bel fıtığı oluyor. Tedavisi gerekiyor. Yani. Evet. Peki bu insanların anatomisinin içerisinde bulunan bir şey. Hepimizde de var diyoruz bu disklerden. Hı hı. Fakat yerinin değiştirilmesi sadece zorlamayla mı ortaya çıkıyor? Yani başka sebepleri, nedenleri var mıdır bu işin hocam? Genellikle tamamına yakını mekaniktir yani. Evet. Mekanik, belli zorlamasıyla ilgilidir. Dengesiz omurgaya yük binmesiyle ilgili bir şeydir. Predispozan yani hazırlayıcı etkenler vardır işte. Aşırı steroid kullanıyorsa, beslenme bozukluğu varsa oranın evet. gibi. Çok mesela değişik bir şey. Sigarayla bel fıtığı ne alakası vardır? Sigara öyle bel mi? Fıtığını artırır mı? Sigara içen teorik olarak artırır. Nasıl artırır? Çünkü o bel fıtığı disk dediğimiz yapının direkt besleyen bir damarı yoktur. Etrafındaki dokulardan difüzyon dediğimiz böyle emerek beslenir. Sigara kullanırsanız işte sigarada damarların yapısını bozduğu için onun beslenmesinde bir yerde bozarsınız. Yani teorik olarak. Bel bu fıtığı, şekilde aslında. Predispoza yani esasen mekaniktir bel fıtığının oluşumu ama böyle hazırlayıcı faktörler vardır. Evet. Peki hocam, şimdi bu durumlardan bahsediyoruz ama özellikle bir insan bu sebepleri anlayabilmek adına ya da Erkan Hoca'nın yanına gidebilmek için nasıl anlayabilir bel fıtığı olduğunu, belirtileri nelerdir? Tabii. Şimdi bel fıtığı, yani adı üzerinde belde bir ağrı olacak. Evet. İlk önce bir bel ağrısı olur. Bu bel ağrısı, her bel ağrısı bel fıtığı olmayabilir ama bel ağrısı, yani bel fıtığı bel ağrısı yapar. Daha sonra
sağ veya sol veya iki taraflı kalçalarımıza veya bacaklarımıza doğru yayılan ağrı yapabilir. Sinire baskısının şiddetine göre ayaklarımızda, bacaklarımızda uyuşma, karıncalanma kişiden kişiye değişir ama yanma, donma gibi şikayetler de yapabilir. Özellikle ayakta durduğumuzda, uzun süre oturduğumuzda bel ağrımız oluyorsa, bacaklarımıza doğru, kalçalarımıza doğru ağrı yayılıyorsa yani bir doktora gitmenizde fayda var. Bir şüphelenmek gerekir diye düşünüyoruz. Ama her bel ağrısı bel fıtığı değildir zaten. Olmayabilir. Ama altından bel fıtığı çıkabilir diye bir doktora görülmeleri gerekir. Evet. Yani. Peki bu noktada yine insanlar evet düşünecekler, doktora gidecekler ama yine insanların bel fıtığı olması durumunu hangi durumlarda işte tedavi olmalıyım? İşte bazı durumlarda insanlar şöyle tarif ediyorlar. Ya arada bir belime böyle bir kılıç saplanır gibi bir ağrı giriyor ama işte hadi bakalım hayırlısı. Çok fazla da orayı zorlamadığından artık oraya işte zorladığı zamanlarda ağrı girdiğini hissettiğinden kaynaklı çok fazla zorlamıyor oraları. Arada bir o ağrıyı, acıyı hissettiği için de hastaneye doktora da gitmiyor. Böyle bir kısır döngüden bahsediyoruz. Ne zaman tedaviye gitmeli? Bu ağrıyı hissettiği anda bir doktora gözükmeli mi Erkan Hocam? Şimdi işte ağrıyı hissettiğinde bir doktora gitmesi lazım zaten. Evet. Bir teşhis konusun. Yani bel fıtığı var mı? Şimdi dediğim gibi her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Ama bel fıtığı varsa zaman zaman sizin tarif ettiğiniz gibi böyle spazm ağrısı yaşayacaktır hasta. O spazm ağrılarında her seferinde doktora gitmesi gerekir mi? Ya altta çok büyük bir fıtık tespit edilmemişse, fizik tedaviyle veya ameliyatla müdahale edilecek bir fıtık tespit edilmemişse kendisi daha önce aldığı tedaviyi tekrarlayabilir belki. Evet. Ama öncesinde bir altta ne vardır? Bir bakılması lazım. Yani şiddetli bir bel ağrısı yaşadığınızda bir doktora gitmesi gerekir yani. Kesinlikle. Tabii. Peki hocam bir şekilde artık bel fıtığımız olduğunu düşünüyoruz. Bir doktora da gözükeceğiz ama bununla beraber giderken yapmamız gereken bir hazırlık var mıdır? İşte anamnez çok önemli. Hikayeyi dinlemek, işte hocaya hikayeyi anlatmak, teşhis koymak için çok önemli ama bunu geciktirmeden gittiğimiz zaman ya da geciktirip gittiğimiz zaman genelde bizde bir de böyle bir durum vardır. Bu sebeple erken teşhis koyduk programın ismini. Evet. Dedik ki işte insanlar ağrılarını, sızlarını pek önemsemiyorlar ve ver bir ağrı kesici oradan, geçiverir birazdan diye hep durumu öteliyorlar. Bu bel fıtığında hikayeleri değiştiriyor mu daha fazla? Özellikle sinir sıkıştırmalarında. Tabii. Yani bel fıtığı biraz önce anlattığım gibi omurilik sinirini sıkıştırır. Omurilik zaten evet. Bel fıtığı bir sinir sıkışması hastalığıdır zaten. Bunu böyle geciktiren hastalar biraz önce dediğimiz gibi bel ağrısı olduğunda, hani bacak yani o semptomları olduğunda, şikayetleri olduğunda hani doktora gitmeden teşhis koydurmamış ama kendisi bazı tahminler üzerine ilaçlarını alıyorlar. Bunlar işte altında dediğim gibi her bel ağrısı bel fıtığı değildir ama altta bir bel fıtığı varsa geciktirmekle kendine zarar veriyor demektir yani. Evet. Daha riskli yerlere doğru tabii, gidiyor. Tabii tabii. Gidebilir evet. Yani. Özellikle dediğim gibi bu mekanik. Oluşumu da mekanik. Büyümesi de mekanik, cerrahiye doğru gitmesi de mekanik ve hiç ben bir kilo ağırlık kaldırmıyorum deseniz bile o belinizin üstündeki vücut kısmını zaten kaldırıyor. Doğru evet. Yani bir 30, yük taşıyor yani zaten. Belimizin üstü 30 kiloysa 30 kiloyu zaten kaldırıyor. 40 kiloysa 40 kilolu hastalarda daha fazla yani. Zaten kaldırıyor yani. Ekstradan bir yük kaldırmanıza gerek yok. Siz bel ağrısı var ben bir ilaç alayım geçsin. İlaç aldığınız geçmiyor. Bir ilaç daha alayım geçsin, bir ilaç daha alayım gene geçmiyor. Siz kendinize zarar vermeye başlıyorsunuz. O fıtık artık belki orada büyüyor. Belki siniri daha fazla sıkıştırıyor. Yani siniri belki ezmeye başladı. Ama işte evet. Bunları bir teşhis koydurmanız lazım yani. Kesinlikle. Onun için de gitmeniz lazım. Erken teşhisten bahsetmişken bir de hiç fıtık olmadan önce diyelim ki bizde fıtık yok hocam. Bu fıtıktan korunmanın yolları diye bir yol var mıdır? Nasıl bir insan fıtık olmaktan kendini uzak tutar? Şimdi şöyle, bel fıtığının genetik olarak anneden babadan geçen bir yönü tespit edilmiş değil. Evet. Yani öyle bir şey yok. Ama bizim pratikte, polikliniklerde gördüğümüz
Bir ailede bel fıtığını gördük müydü bir kişide? Benim annemde de vardı, dayımda da vardı. Böyle bir kalıtsal yatkınlık var ama biz tespit edemedik diye düşünüyorum ben onu. Evet. Hani tıp olarak ailede, bir ailede görünüyor yani birkaç kişide. Ama bazı kan hastalıklarında görüldüğü gibi hani genetik geçiş, anneden geçmiş babadan öyle bir şey söz konusu değil. Bunu bel fıtığını ne demiştiniz siz? Önlemekten nasıl koruyabiliriz? Heh. Diyelim ki ailemizde bir hikaye var ama. Ailenizde hikayeniz varsa ekstradan dikkat etmeniz lazım. Bunu işte fizik tedaviciler daha iyi yapıyorlar ama bel okulu adı altında bel fıtığını oluşturmayacak şekilde belimizi kullanmayı öğretiyorlar. Öyle diyeyim yani. Evet. Tabii. Yani senelerdir yanlış kullandığımız, belki de yanlış kullanıyor olduğumuzu belimizi daha iyi kullanmayı öğretiyor. Tabii. O eğilirken işte dizlerimizi kırarak eğilmemiz lazım. Çok büyük ağırlıklar belimizi bindirmemiz lazım. Yani bele tabii ki ağırlık taşıyacak belimiz ama onu dengeli bindirmemiz lazım yani. Bunu bel okulu adı altında işte eğilmeyi, ağırlık kaldırmayı, işte uzun süre oturmak, otururken işte sizin yaptığınız gibi belin arkasına işte bir kırlent gibi bir şeyler koymak. Bunlar beli koruyucu hareketlerdir yani. Bunlara dikkat edebiliriz. Genetik yatkınlığı var diye düşünüyoruz ya. Bunlar yaptığınız zaman yine oluşur mu? Yine de oluşabilir. Yine de oluşabilir. Yine de oluşabilir evet. Yani. Ama daha geç oluşur, daha yavaş oluşur. Tedaviniz daha kolay olur, daha basit olur belki. Değil mi? Bir şekilde önlem alınmış olur aslında. Tabii ki. Peki sıfırdan yüze kadar olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Yani doğuştan ya da ilerleyen yaşlarda görülen bir hastalıktan bahsediyoruz. Hangi yaş gruplarında görülür bel fıtığı? Şimdi çok genç hastalarda da görülebiliyor. Yani 15-16 yaşlarında. Hani ben kendi adıma 16 yaşında hastam oldu. Ameliyat ettiğim evet. Hastam oldu. Çok daha yani ameliyat etmemeye çalıştım ama ameliyat ettik neticede. Değil mi? Yani çünkü öyle bir hayat sürecek bir şekilde. Tabii, daha 16 yaşında, çok genç. Daha da küçük yaşlarda olabiliyor. Ama bel fıtığı genellikle ileri yaşlarda yani dejenere yani bozulmayla, dejenereyle giden bir hastalıktır. Bu da yaş ilerledikçe ağırlık binmesiyle, yaşın ilerlemesiyle olma ihtimali daha da artar tabii ki. Yani kadın, erkek ya da işte şu yaşta daha fazla görülür dediğimiz belirli bir klasman yok. Yok. Toplumun neredeyse her kesiminde görülebiliyor. Aktif çalışanlarda daha fazla görülme ihtimali var tabii ki ama dediğim gibi yaş ilerledikçe olma ihtimali birazcık daha artıyor. Çünkü dejenere oluyor. Evet. Bozulmaya başlıyor yani orası. Üzerine bir de aktif çalışan hasta kişiler yani yük bindiği için o zaman olma ihtimali daha fazla artıyor yani. Evet. Şimdi yavaş yavaş tedaviye geçeceğiz ama öncelikle bel fıtığı denilince direkt olarak akla ameliyat geliyor hocam. Niye? Çünkü orada bir bozukluk var, bir dejenerasyon var sizlerin de söylediği gibi. Herkesin dışarıda da ya işte falanca varmış, hiç hastaneye ameliyata gerek yok, o eliyle düzeltiveriyormuş gibi durumlarda insanların ne yapması gerekir? Hastaneye mi gitmesi gerekir bir uzmana mı? Yoksa o eliyle düzelten işte kırıkçı, çıkıkçı, fıtıkçıya mı? Yani bunun cevabını siz de aslında açık. Yani siz de biliyorsunuz yani bunun evet. Cevabını. Çıkıkçıya gitmesi gerekiyor dersek olmaz yani. Evet. Doktora gitmesi gerekiyor. Onlar sınıkçılar, çıkıkçılar bizim fizik tedavideki arkadaşların yaptıklarını çok daha kaba şekilde yapıyorlar. Belki de orantısız bir şekilde yapıyorlar. Kısmi rahatlamaları belki sağlıyorlar ama biz onları kesinlikle tavsiye etmeyiz yani. Eğer cerrahi boyutta olmayan bir fıtığınız varsa ilaç tedavisi veya fizik tedavi almanız gerekiyorsa işte fizik tedavi doktoruna gidin. O planlasın yani. Traksiyon yapılan yani çekme işlem yapılacaksa fizik tedavi doktoru yapsın. Hani masaj yapılacaksa fizyoterapistler yapsın yani. Değil hani mi? Bunlar var. Bunlar evet. Yok değil ki. Evet. Hani bunlar olmasa o zaman gidin diyeceğiz yani ama. Yani o zaman ne çare belki şey yaparlar ama var yani. Kesinlikle. Çünkü az önce dışarıda da konuştuk, çok güzel söylediniz. O anki spazma, ağrıyı, sızıyı alıyor belki o gittiğimiz insan ama alttaki problemin nedeni çözmüyor ve o sebep, problem orada kalmaya devam ediyor.
bugün için, bugünü kurtarmak için bir şekilde belki ağrıyı geçirmiş de olabilir o an. Kaba saba hareketlerle de olsa. Fakat problemi çözmüyor. Tabii. Problemi çözmediği için de tekrardan o aslında anda. Açık sayılırız hastalığa. Şimdi ağrı, yani bütün hastalıklar, sadece bel fıtığı için değil, ağrı vücudun alarm sistemidir. Yani bir tarafınızda ağrı varsa, bel fıtığı için o ağrı sizi uyarıyor yani, alarm veriyor aslında. Spazm dediğimizde o omurga kemiklerin etrafındaki kasların kontrolümüz dışında, irademizin dışında kontrolsüz bir şekilde aşırı derecede kasılmasıdır spazm. Aslında işte bel fıtığı mekanik olarak hani öne eğilip kalkmakla, aşırı yük binmekle oluşan bir şey olduğu için bel fıtığı oluşmaya başlamışsa o spazm orada oluşuyor ki kas beli hareketsiz tutmaya çalışıyor aslında vücudumuz. Aslında hareketsiz evet. tutmaya çalışıyor. Aslında o spazm ağrıya dayanılabilir bir şey olsa o da bir koruyucu refleks ya. Koruyucu evet. bir refleks ama dayanılamıyor tabii onun ağrısına. O spazmı hemen çözmek iyi bir şey mi? Çünkü vücut zaten tedavi etmeye çalışıyor yani. Tabiri caizse. O oluşmakta olan bel fıtığını tedavi etmeye çalışıyor. Tabii ki o spazmın ağrısı dayanılabilir seviyede değil. Onun için ilaç veriyoruz. Veya işte fizik tedavi yapıyoruz. Veya işte dediğiniz gibi sınıkçılar onu yapıyorlar. Evet. Onu da bir şekilde manipülasyonla bir şekilde rahatlatırsanız hasta rahatladı. Tedavi olur ama tedavi olmuyor. Değil mi? Alttaki o oluşan fıtık veya oluşmakta olan fıtık o orada duruyor. Bir yere gittiği de yok. Ve çözülmesi de lazım. Tabii. Aslında bakıldığında. Öyle oluştu diyelim bir fıtık. Hani küçük bizim balcık tarzında. Yani. Türkçesi olmadığı için balcık. Evet. Balcık tarzında bir fıtık oluştu. Buna bağlı bir spazm oluştu. Siz spazmı çözdünüz bir şekilde ama balcık hemen 10 dakikada tedavi olacak bir şey değil. O balcık oluşmakta olan fıtığı vücudumuz belki tedavi edecek. Eder yani. Doğru. Tedavi eder ama 10 dakikada etmez. Evet. Yani 10 dakikada sadece spazmı çözersiniz. O hiç fizik tedavi de görmeden, belki ameliyat da olmadan o oluşmakta olan küçük fıtığı vücut tedavi eder. Nasıl biraz önce bel okulu dedik ya, hani belimize aşırı yük bindirmezsek, zorlamazsak, hani vücudumuza biraz müsaade etsek, vücut zaten onu tedavi eder. Bir şekilde halledecek. Tedavi edecek yani. Ama biz tedavi onu müsaade etmiyoruz. İşte 5 dakikada çözdüğüm bir şey iyi midir yani? Evet, doğru. Çünkü tedavisi 5 dakikada olmaz onu. Kesinlikle. Vücut birçok yerde, birçok organda aslında bir yere kadar kendisini tedavi etmeye, onarmaya çalışıyor. Fakat yeterli olmadığı noktalarda işe insan eli tabii. giriyor diyebiliriz. Tabii, değil tabii. mi hocam? Aynen öyle yani. Bel fıtığı aslında bütün hastalıklarda öyledir. Yani vücut hastalığı yener veya hastalık vücudu yener. Yani. Evet, tamam. Arada bir savaş vardır. Ha, savaş vardır. Bel fıtığı oluşmaya başladığında işte vücut onu dediğiniz gibi hemen tedavi etmeye başlıyor zaten. O spazm da onun bir parçası. Ağrı da onun bir parçası. Tedavi edemiyorsa vücut, yetişemiyorsa işte o zaman biz devreye giriyoruz. Ne yapıyoruz? Çok büyümüşse sinirin baskısını almak için cerrahi yapıyoruz. İlaç tedavisi veriyoruz. Yardım ediyoruz yani biz vücuda. Kesinlikle. Biz vücuda yardım ediyoruz yani. İyileştiren vücut oluyor yani aslında. Şimdi bir vücut var. Bir şekilde vücut diyelim ki bu işi iyileştiremedi hocam. Diyelim ki yeterli seviyede bize tedavi sağlayamadık kendi vücudumuz. Cerrahi öncesinde yapılması gereken tedavi yöntemleri var mıdır? Yoksa bel fıtığı için cerrahi mi deriz kesinlikle? Yok, kesinlikle cerrahi diye bir şey yok. Evet. Yani cerrahi var ama kesinlikle cerrahi yok. Hani Türkçesi yok. Hani balcıktan sekestreye kadar, hani büyük küçükten büyüğe kadar şey vardır, bel fıtıkları vardır. Bunların küçüklerine, o balcık dediklerimize falan ameliyat gerekmez yani. Onlara ilaç tedavisi, istirahat tedavisi, hani belki fizik tedavi bunlar yaptırılması lazım. Ama daha büyük fıtıklarda siniri sıkıştırıyorsa, işte nörolojik defisit dediğimiz hani kolların, bacaklarında falan, hani bel boyun fıtığında kollarda böyle defisitler oluşturuyorsa tabii o zaman cerrahi gerekir. Ama ondan öncekilere cerrahi gerekmeyebilir. İlaçla işte vücudun kendisini koruyarak tedavi bile edebilir vücut yani. Evet. Peki hocam, bir de özellikle bel fıtıklarında ve bel çevresi ağrılarında, sinir ağrılarında insanlar birçok yere gidiyorlar öncelikle. İşte fizik tedaviye gidiyorlar, ilaçlar kullanıyorlar,
başka hocalara gözüküyorlar. Fakat ağrıları, sızıları devam ediyor. Bu noktada size bir hasta geldiğinde, bu hikayeyi anlattığında bir de biz bakalım diyorsunuz ve cerrahiye nasıl karar veriyorsunuz? Hikaye nasıl başlıyor? Tanıyı koymakla beraber. Şimdi tanıyı koymak için hani en önemli bizim aracımız, elimizdeki silah MR. Evet. Yani çok güzel bir icat diyelim, evet. Yani MR adı mı? O MR'da biz belin fotoğrafını çeker gibi görüyoruz yani fıtığı. Eğer orada muayenesiyle birleştirerek, tabii sadece MR'a bakarak ameliyat gerekiyor veya ameliyat gerekmiyor dememiz yanlış olur. Hem MR'a bakacağız hem hastayı muayene edeceğiz. İkisini birleştirdikten sonra ancak ameliyata karar verebiliriz. O da dediğim gibi muayenesinin pozitif olması lazım. Yani defisitlerin olması lazım. Veya fıtık çok çok büyük olmaz da yani ilaç tedavisi, fizik tedavisi, silah tedavisi bunların hepsini yapmıştır ama dayanılamayacak şekilde ağrıları vardır. Çünkü herkes bel fıtığı ama herkesin bel fıtığı bir olmuyor. Hani evet. Tıpta bir şey vardır, hastalık yoktur, hasta vardır diye. Evet. Duymuşsunuzdur daha önceki kesinlikle. Programı. Hakikaten öyledir yani. Herkes bel fıtığı ama hatta ameliyatlık hastalar bile, ameliyat ettiğimiz hastalar bile birbirinden farklı olabiliyor yani. Yani o da bel fıtığı, bu da bel fıtığı. O da ameliyat oldu, bu da ameliyat oldu ama ameliyat esnasında biz farklılıklar görüyoruz yani. Değil mi? Farklı oluyorlar yani. Yani küçük de olsa belki sinire daha yakın olabiliyor, baskı uygulayabiliyor, daha fazla ağrı yapabiliyor. Bu noktalarda sinirlerin de uzanımları bile farklı olabiliyor. Birisi daha işte omurilik sinire yakın geçiyor, öbürü uzak geçiyor. Biz onu ameliyatta görüyoruz yani mikroskop altında. Kesinlikle. İnsandan insana değişen bir hastalıktan bahsediyoruz. Şimdi o zaman bu işe evre evre diyebilir miyiz hocam? Şimdi bir bel fıtığı ya da oradaki disk yavaş yavaş bozulmaya başlıyor ama bu bozulmadan sonra onu bir yerde kendimiz mi durduruyoruz, vücut mu durduruyor yoksa ilerleyen bir süreçten mi bahsediyoruz? Şimdi bir şekilde dejenere ile başlıyor. İlk önce dejenere evet. olacak. Ama travma hariç, travmada bazen çok sağlıklı disk bile birden fıtık oluşturabilir. Evet. Travma dışında tutuyoruz. Yani travmanın dışında dejenerasyonla başlar. İlk önce küçük oluşur, daha sonra büyüyebilir. Ama müddet oluştuktan sonra zaten hani o alarm sistemi dedi ki ağrılar, spazmlar oluşmaya başlayınca işte hasta ilaç tedavisini, fizik tedavisini bir şekilde doktora ulaştıktan sonra vücut da zaten onu tedavi etmeye başlıyor. Orada işte alacağı tedavilerle büyümesine engel olunabilir. Büyümesine engel olunursa o tedavi sayılır zaten. Doğru. Kesinlikle. Dejenere olmuş bir disk, yani bozulmaya başlamış bir diski ilaçla, fizik tedaviyle o dejenerasyonunu geri çeviremezsiniz. Tamamen sağlıklı bir disk haline gelmez o. Ama orada durdurabilirsiniz belki. Orada durursa, daha kötüye gitmezse o hasta için tedavi sayılır. En azından katlanılabilir. Günlük hayatta yok, hayat standartını düşürmeyen yok tamamen geçebilir ağrılar. Tamamen geçebilir. Tamamen geçebilir ağrılar. Sağlıklı evet. bir şekilde hayatına devam edebilir. Evet. Peki hocam, diyelim ki tanıyı koyduk. Dediniz ki tamam sana ameliyat etmemiz gerekiyor. Sende büyük bir fıtık var. Hı. İlerleyen dönemlerde bu daha büyük problemlere de yol açabilir. Ameliyat bu işin kesin çözümü müdür? Tabii. Kesin çözümüdür. Şöyle orada hani imkan olsa da onun video şeklinde. Evet. Sinire sıkıştıran kıkırdak diyelim. Yani kıkırdak değildir disk ama öyle bir parça var. Evet. Sinire baskı yapıyor. Onu oradan aldığımız an o sinir rahatlıyor. Sinir rahatlıyor. Sıkışık sinir bir anda rahatlıyor. Bunun o anda yani aldığımız andan itibaren o sinirden kaynaklanan ağrısı geçer aslında. Direkt olarak bir çözümden bahsediyoruz. Bir çözümdür. Bunun riski var mıdır diye soracaksınız akabinde. Muhakkak. Tabii ki, evet. Tabii ki riski vardır. Onun nedir? İşte tekrarlayabilir mi? Tekrarlayabilir. Hani cerrahimiz çok iyi de olsa, çok güzel bir cerrahi de yapmış olsak, hasta da ameliyat sonrasında kendini çok iyi korumuş da olsa, hani %1-2 oranında bir aynı yerden fıtık oluşturma ihtimalimiz var. Ayrıyeten hani 5 tane omurgamız var belimizde. Evet. Hepsinin arasında fıtık var. Doğru. Yani 4 tane, 5 başka tane. Yerlerde başka çıkabilme ihtimalleri de var. Çıkartma yani oluşma ihtimali yine var. Evet. Ama oldu yani ameliyat olunan yerden de
tekrarlayabilir ama düşüktür yani o ihtimal. Yani tekrarlamadığını düşünelim. Cerrah ile o kocaman fıtık parçasını aldığımız zaman o sinir rahatlıyor ve çözüm oluyor yani. Evet. Tabii. Peki cerrahinin ve tedavinin detaylarını anlatacağız hocam. Sorularımızı da soracağız ama onun öncesinde şöyle kısa bir reklam arasına gidelim. Döndükten sonra Erkan Esken hocamızla beraber bel fıtığını anlatmaya devam edelim. Erken Teşhis programında operatör doktor Erkan Esken hocamızla beraber bel fıtığı ve tedavisinden konuşmaya devam ediyoruz. Hocam en son artık tedaviye kadar geldik, ilerledik. Bel fıtığının ne olduğunu, hangi şartlarda çözülebileceğini ve başımıza neler getirebileceğini artık biliyoruz. Şimdi artık yavaşça ameliyata, tedaviye doğru geçelim. Öncelikle insanların en çok korktuğu mevzu bir kere ameliyat. İnsanlar az önce arada da konuştuk. Bu bıçaktan bir şekilde ameliyattan kaçıyorlar. Evet. Nasıl çözüyoruz bu meseleyi? Şimdi ameliyata başlamadan önce hani risklerini anlattık dedik ya, pek değinmedik oraya evet. Aslında. Şimdi bel fıtığı ne yapar? Bel fıtığı bel ağrısı yapar, bacakta ağrılar yapar, uyuşmalar, karıncalanmalar, kişiden kişiye yanma yapabilir, donma yapabilir. Bunların hepsi ameliyata sebep olabilecek şikayetlerdir. Fakat daha ciddi şikayetler de neden olabilir. Nedir? Ayağımızda felç hali yapabilir. Ayağımızı çekemeye başlar, parmağımızı, ayağımızı. Ayak bileğimizi çekemediğimiz zaman zaten topallamaya başlarız. Evet. Buraya kadar gidebilir. Çok daha ilerlerse ayak kaslarımız da zayıflamaya kadar gidebilir. Çok daha nadir görmekle birlikte idrar kaçırması, büyük abdestimizi kaçırmamız gibi, cinselliğimizi etkileyecek gibi ciddi problemler de yapabilirler yani. Bu, evet. Bunlar için. Bu tarz riskler. Bunlar genellikle hani biraz önce birinci bölümde bahsettiğimiz o başlangıç halindeki dejenere fıtıklar evet. Bunlara pek sebep olmazlar ama cerrahi boyuta gelmiş fıtıklar bunlara sebep olabilirler. Nadir görülebilirler ama buna sebep olduktan sonra cerrahi olursa geri dönüşü olmayabiliyor. Evet hocam. Onun için işte programımız kesinlikle. Erken teşhis ya. Buralara gelmeden o ameliyat olmaları gerekiyor. Yani büyük küçük abdestimi ben tutamıyorum. Bel fıtığı var. Sebebini o olduğunu düşündük. Onun şikayetlerini uydurduk yani tam uydu birbirine. Ama o iş olduktan sonra cerrahi tabii ki gene yapacağız. %1 de olsa şansımız gene cerrahi yapacağız ama dönmeyebilir. Değil mi? Oralara gitmeden cerrahi olunması gerekir. Cerrahi tedavisine geleceğiz. Cerrahi kararı verdik hastaya. İşte bel fıtığı var MR'ında gördük. Muayenesi uyuyor, uyumlu. Cerrahi planladık. Şu anda bel fıtığı için yani tek seviye, bir seviye bel fıtığı için cerrahide en sık kullandığımız ve altın standartı olarak sunduğumuz evet. Mikrodisköptomidir. Mikrodisk yöntemi diyoruz. Mikrodisköptomidir yani. Bunda hastaların gördüğü bellerinde 2 santimlik belki 3 santimlik anatomilerine göre bir kesi olacak ama iç tarafta fıtığa ulaşma safhasında mikroskop altında yapıyoruz. Şu tırnağımız büyüklüğünde bir yeri çok daha büyüterek görüyoruz. Onun için hani ileride soru gelecektir yani evet. Ameliyatta hani felç olmak değil mi? Mikroskop altında yaptığımız için çok 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 düşük olacak yani. Çünkü siniri, fıtığı gayet net bir şekilde mikroskop altında görüyoruz yani. Bunlarla hasta daha önceki, çok çok önceki yıllarda yani mikrodisköptomi bu kadar seri yapılmıyorken, bu kadar yaygın yapılmıyorken tabii o içeriği daha net göremiyorduk. O zaman evet. Bu riskler birazcık daha yüksekti ama şimdi çok 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 azaldı yani. Teknolojiyle beraber ilerleyen bir sağlıktan bahsediyoruz. Tabii mikroskoplar çok kaliteleşti şimdi yani. Değil zoom mi? Yapıyoruz yani onu büyütüyoruz. Netliğin ayarları çok yani altın yani. Standart bu mikrodisk yöntemi. Bu yöntemle beraber özellikle diğer hastalarda da şimdi belirli komplikasyonlarla, belirli farklılıklarla bu tedavinin ya da yöntemin değiştiği durumlar oluyor mu hocam? Özellikle. Tabii hani açık ameliyat dediğimiz insüzyonun yani cilt kesisinin birazcık daha büyüdüğü, hani kemik parçalarının daha fazla alındığı falan evet. Açık ameliyatlar olabiliyor. İşte endoskopik ameliyatlar olabiliyor. O da daha küçük bir kesiyle yapılabiliyor. Veya böyle
idet dediğimiz hani daha küçük fıtıklara bir iğne vasıtasıyla girerek kesi olmadan hani lazer deniyor kalısına. Bunlar böyle yöntemler de var ama her fıtığa uygun değil. Bizim hani cerrahi dediğimiz o büyük siniri sıkıştıran fıtık ama mesela onlara uygun değil. Ama küçük, sinire biraz baskı yapmış gibi fıtıklara o lazer dediğimiz hani iğne gibi propla girerek bir kesi olmadan fayda gören hastalar oluyor. Çok güzel. Ama değil mi? Hem de kısa operasyonlarla kısa çözüm oluyor. Bu bizim hani idrar kaçırması, ayakta güçsüzlük falan. Onlar büyük fıtıklar. O büyük fıtıklara bu yöntem olmuyor ama. Yani. Kesinlikle. Tabii. Peki şimdi büyük bir ameliyattan, aslında kapalı bir ameliyattan da bahsediyoruz. Altı standartta bu diyoruz ama nihayetinde yine de şöyle bir başlık atmış olalım. Bu ameliyatın riskleri var mıdır hocam? Varsa nelerdir? Tabii yani bütün ameliyatların riskleri vardır. Bel fıtığının ameliyatının da riski vardır. Bir iğne yaptırıyorsunuz. Sinire denk geliyor. Alerji oluyor. Bir hap gidiyorsunuz. Alerji oluyor. Yani bir ameliyatın riski yok dersek zaten inandırıcı olmaz. Evet. Onun da riski var ama ameliyat olacağı için işte narkoz riski, enfeksiyon riski, kanama riski bunlar bütün ameliyatların ortak riskleri. Bel fıtığında da var. Bel fıtığına mahsus, ona özel olarak nedir? Biz o sıkışan siniri rahatlatmaya çalıştığımız için bu ameliyatı yapıyoruz. O sıkışan siniri ameliyat esnasında bir şekilde zarar görürse tabii o zaman bel fıtığının riski de olur. Nedir? Sinir tamamen haraplanırsa işte bel ameliyatında felç olma gibi. Çok düşüktür ama. Hani %1'den de azdır diyeyim yani. Çok düşük ihtimallerle. Çok yani teorik diyorsun? Olarak vardır. Hani başımıza gelmedi. Görmedik ama teorik olarak var mıdır? Vardır. Evet. Bir de sinirin kendisi zedelenmez fakat sinirin kılıfı vardır. Duraz zedelenmesi. O bazen olabilir. O da enfeksiyon riskini artırır ama bir şekilde tedavisi oluyor yani. Onu da yapıştırma oluyor. Dikiş atılıyor. İnsanların en büyük merak ettiği sorulardan bir tanesi de buymuş hocam. Ya bel fıtığı ameliyatı olmak istiyorum ama yakın eş dost ya aman bak sonunda felç olmak var gibi noktalarla insanlara da yaklaşabiliyorlar. İşte teorik çok olarak azdır. Hı. Nadiren görülür. Çok görmedim. Diyor. Görmediniz yani, bile. Yani başıma gelmedi gelmesin de zaten ama. Evet. Ama teorik olarak var mıdır? Vardır. Çünkü bacağı çalıştıran siniri sıkıştıran bir fıtık parçası var. Siz onu ameliyatta onu alıyorsunuz. Sinirin yanından alıyorsunuz yani. Evet. Yani teorik olarak oraya bir zarar verebilir misiniz? Verebilirsiniz yani eliniz kayıyor. Ama görmedik yani başımıza gelmedi. Evet. Ama vardır. Çok. Aman başınıza da gelmesin hocam. Gelmesin inşallah. Peki hocam şimdi bu ameliyatın detaylarını biraz daha konuşalım. Özellikle hastalar ameliyatlarda şunu da merak ediyorlar. Ya hocam beni ne olur uyutun. Ben ameliyatta uyumak, hiçbir şey hissetmek istemiyorum gibi şeylerle, isteklerle hocalara, operatörlere de gidebiliyorlar. Bu noktada özellikle bel fıtığı ameliyatlarında nasıl bir anestezi uygulanıyor? Şimdi onun anestezi hekimiyle beraber karar veriyoruz. Daha fazla da onlar karar veriyorlar. Hastanın isteği de önemli tabii ki burada ama bel fıtıkları %80-90 spinal anestezi dediğimiz hani belden aşağısını uyuşturarak hastanın uyumadan şuuru açık bir şekilde ameliyatlar genellikle öyle oluyor. Ama isteğe bağlı tamamen uyutalım anestezi. Onu da yapıyoruz yani o da yapılır. Ha, bizim, o da yapılmıyor değil tabii yani. Biz onda daha rahat çalışırız aslında ama biz hastanın ameliyat sonrasındaki konforunu düşünerek spinal anesteziyi daha fazla öneririz. Çünkü daha uzun süreli bir anestezi değil mi hocam spinal anestezi? Yok tabii ameliyattan hemen sonra genel anestezide ameliyattan hemen sonra ayaklarını çekmeye başlar ama spinal anesteziden sonra birkaç saat beklememiz gerekir. O da bizi tedirgin eder. Yani genel anesteziyle ameliyat etmek bizi daha fazla rahatlatır aslında cerrah olarak ama hasta konfor açısından spinal anestezi daha iyidir. Evet. Tabii. Peki bu noktada diyelim ki anesteziyi de çözdük bir şekilde. Ameliyat ya da operasyon kaç dakika sürüyor hocam? Şimdi mikrodisküptomi yaptığımız bir hastada hastanın işte yaşı, anatomisi, belindeki dejenerasyonun büyüklüğü, ondan sonra fıtığın nereye yerleştiği, yani o vatandaş hani onu bilemez de tabii daha zor yerlere yerleşir, aksilla dediğimiz daha zor yerlere yerleşir ama genellikle yani yarım saat, bir saat arası
Sürer yani ameliyat. Yarım saat, bir saatte bel fıtığından daha da kısa da sürebilir. Hani evet. Denk gelir. Birazcık daha uzun sürebilir ama bu kadar. Değil mi? Belki daha küçük fakat acıya dayanamayan insanlardan bahsetmiştik. Belki onlarınki daha kısa sürebilir. Değil mi hocam? Tabii. Daha küçükse o siniri daha az sıkıştırdığı için bir şekilde daha rahat çalışır. Yani değil mi? İçeride, tabii. Daha rahat ilerlenilen bir operasyon olur. Peki diyelim ki hocam bir şekilde özellikle ameliyat hakkında bahsetmek istediğiniz, işte şunlara dikkat ediyoruz ya da hasta şunlara dikkat etmeli dediğiniz bir nokta var mıdır cerrahi ile alakalı? Ameliyat esnasında mı? Evet. Ameliyat öncesinde ve ameliyatın içerisinde hastanın dikkat etmesi gereken ya da şu noktalarda değinmemiz gereken. Yok, ameliyat hasta zaten bir şey yapmaz. Ameliyat öncesinde yani biz MR'ını çektirmişiz, muayenesini yapmışız, evet. Hastayı zaten teşhis etmiş. Hazırlıyoruz yani ameliyatı. Orada bir şey yok ama ameliyat sonrasında hastaların dikkat etmesi gereken hususlar oluyor. Biz de tam oraya geliyorduk hocam. Yine insanlar ameliyat oluyorlar ama yeni bir çağa geçtik biliyorsunuz. Ve bu çağın içerisinde insanlar sürekli çalışıyorlar. Ve bir an önce ya hocam ne zaman işe dönebilirim? Ne zaman ayağa kalkabiliyorum? Evet. Ne zaman çalışabilirim? Gibi sorular da soruyorlar. Şimdi mikrodiskektomi yaptığımız bir hastayı diyelim. Sabah erken saatlerde ameliyat ettiysek aynı gün içerisinde ayağa kaldırırız, yürütürüz. Ama öğleden sonra falan ameliyat olmuşsa ertesi sabah ayağa kaldırır. Bir gün sonra ayağa kalkar. Kişiden kişiye değişmekle beraber 1-2 gün içerisinde kendi ihtiyaçlarını görecek kadar hareketini sağlarız. Yani normal masa başı bir iş yapıyorsa şayet gidip çalışabilir kendileri değil mi? Yani öyle hemen çalışmasını önermeyiz. Evet. Çünkü orada bir yara oluşturuyoruz biz. Çünkü cildini kesiyoruz alt tarafta. Evet. Flavum dediğimiz yap var, onu kesiyoruz, onu kaldırıyoruz. Belki ekleme bir parça dokunuyoruz. Yani hemen ameliyat oldun yarın git çalış gibi bir şey demiyoruz ama bugün ameliyat oldun yarın dolaşabilirsin, gezebilirsin. Onda sıkıntı evet. Yok. İşe dönmeleri hastaların yaptıkları işle ilgili biraz. Hani şimdi inşaatta çalışıyorsa gibi. Dönemeyecektir evet. Yüksek ihtimalle tabii ki. Ağır iş yapıyorsa, evet. Çok fazla eğilip kalkıyorsa, beline aşırı yük bindiriyorsa o zaman belki 15 gün, 1 ay, belki 2 ay yapabilse bile biz yapma diyeceğiz. Ama çünkü vücutta bir rutinin oturması lazım. Tabii. Bir hafif bir işi varsa daha erken başlayabilir. 10 gün sonra da başlayabilir belki 15 gün, 1 ay. O kişinin yaptığı işle, ameliyatının seviyesine göre, ameliyatın nasıl geçtiğine göre tabii yani ameliyatın bazı ufak tefek riskleri var mı? Var. Evet. Yani onlar başına gelmediyse falan. Kişiden kişiye değişir ama çok uzun sürmez yani. Çok hafif çalışıyorum ben. Kilolu da bir hasta değil. Ameliyatı da iyi geçti. Yani çok yorucu, beline yük bindirecek bir işi yok. Bugün ameliyat oldun haftaya. Çalışabilirsin yani. Evet. Tabii. Peki genel olarak insanların ameliyattan sonrasında yapması gerekenler nelerdir? Bir yük kaldırmayacağız. Tabii. Öncelikle bir şeyleri kaldırıp indirmeyeceğiz. Şimdi ameliyat birinci bölümde konuşmuştuk. Hani bel evet. Okulu beli nasıl daha az zorlarız, daha az nasıl yük bindiririz veya dengeli yük nasıl bildiririz. Bunu ameliyattan sonra daha sıkı uygulamalarını isteyeceğiz. Nedir? Uzun süre hani ağır kaldırmayı herkes biliyor ama uzun süre oturmak, şu anda benim sandalyede oturduğum şekilde uzun süre oturmak bel fıtığına aşırı derecede yük bindirir. Şöyle uzun süre sandalyede oturmasını istemeyeceğiz aslında. Uzun süre ayakta dikilerek yani o zaman da yük biner. Yani şimdiki kadar değil ama o zaman da uzun süre ayakta dikilmesini de istemeyeceğiz. Ağır kaldırmasını zaten herkes biliyor. Bir de öne eğilerek belimizi böyle kırarak onu eğilerek o zaman da bel fıtığına aşırı yük biniyor. Onu da istemeyeceğiz yani. Bir de tabii yaşlılar, yaşlı hasta olduğu için onlar şey yapmıyoruz da genç hastalarda böyle spor aktivitesi, evet. Atlama, zıplama onları evet. Da istemeyeceğiz yani. Hocam ne zaman geri top oynayabilirim? Evet. Şimdi lafın başında dediğimiz gibi hastalık yok hasta vardır. Evet. Şimdi ben seni ameliyat etsem, sana önerimle bir teyzeyi ameliyat etsek ona önerim farklı olabilir. Kesinlikle. Tabii. O yüzden öneriler çeşitleniyor ama insanların öncelikle bir kere ameliyat olduktan sonra
ameliyat olduklarının farkında olması, bu ameliyatın farkındalığıyla beraber vücut yükünü kaldırmakla alakalı birkaç işi, işte ayakta durmak, fazla oturmak gibi işleri fazla yapmaması ve ağır kaldırmaması daha rahat bir iyileşi süreci olacağını aslında geçirir. Bu bel fıtığı ameliyat öncesinde, yani bel fıtığı, sen sağlıklı bir insandın, disklerin sağlıklıydı. Evet. Nasıl fıtık oluştu sende? Yani, bu şekilde. Onları yapmayacaksın. Bunu ameliyattan sonra daha dikkat edeceksin yani. Tekrar biz ameliyatla onu tamamen sağlıklı bir disk haline çevirmiyoruz. Biz oradaki sıkışan siniri rahatlatıyoruz. O disk dediğimiz fıtığın çıktığı yer yine dejenere, ameliyattan sonra da dejenere. Sizin orayı hor kullanırsan tabiri caizse, hani çok düşük de olsa oradan bir üst komşusundan, alt komşusundan tekrar fıtık oluşturabilirsin. Dikkat edeceksin. Hatta şöyledir yani, büyükçe bir fıtığı var bir seviyede, bir üstünde daha küçük bir fıtığı var. Biz büyük fıtığı ameliyat ettik diyelim, rahatlattık. Ameliyattan sonrasında bu bel okuluna daha fazla riayet edecek ki, hasta ameliyat oldu çünkü. Evet. Daha kendisini daha iyi koruyacak. O koruma esnasında üstteki fıtığını da vücut tedavi edecek belki. Bir şekilde o da düzelmiş olacak. O da düzelmiş olacak. Onu da korumuş olacak aslında yani. Ama tabii, korumazsa bu sefer üstteki küçük de diyecek ki merhaba, ben de buradaydım. Siz tabii, o da oluşabilir. Alttan da oluşabilir. O evet, şekilde yani. Ameliyat olduğumuz yerden de oluşabilir. Düşük bir ihtimal. Peki diyelim ki cerrahi olduk hocam ve dikkat etmedik. Ve bir şekilde fıtık kendini tekrar etti. Tekrardan cerrahi olabilme şansımız var mı? Var. Oluyor. Tabii olmaz mı? Çok sıkışırsa sinir, tekrar ikinci ameliyat gerekli olabiliyor. İkinci ameliyatlarda da gene hastaya, kendisine mahsus olmak üzere sadece mikrodisküktomi olarak ikinci nüks ameliyatını yapabiliriz veya stabilizasyon dediğimiz, hani altına üstüne vida koyarak orayı sabitleme şeklinde de yapılabilir. Bu kişiden kişiye değişebilir. İkisi de doğrudur yani. Şu doğrudur, o yanlıştır. Evet. Ama genellikle stabilize edilmesi önerilir yani. Vida konması. Peki yine bel fıtığı cerrahisinden sonra kullanılan ilaçlar var mıdır hocam? Ama işte şu ilaçları kullan dediğiniz, iyileşimine yardımcı olacak, sinirlerine iyi gelecek dediğiniz tabii, ilaçlar var mıdır? Biz kendimizin hastanede kullandığımız hani steroid benzeri ilaçlar, evet, o ilk ödem dönemini atlatmak için kullanırız. Ama hastaya da o yara iyileşmesi sürecinde işte non steroid dediğimiz ağrı kesicilerden veririz, onu kullanıştırırız. Bir de nöropatik ağrı dediğimiz sinirden kaynaklanan ağrılar için ilaç veririz. Bazı hastalarda gerekli olabiliyor o. Genellikle ameliyat öncesinde veririz. Ameliyat sonrasında sinir rahatladığı için ihtiyaç kalmayabilir yani o ilaca. Onları da bir müddet. Devamlı değil yani. Bir müddet devamlı değil. Evet. Bu ilaçların yan etkileri olabiliyor çünkü. Tabii her ilacın. Her ilacın yan etkisi olur. Evet. Ben hep söylerim, ilaç ne kadar da iyi olsa biraz zehirdir. Evet. Zar kerar ilişkisi değil mi hocam? Evet. Ne kadarını kurtarıyorsa o kadarını kullanmak lazım diye. Evet. Evet. Peki hocam, şimdi bütün bunların hepsinin içerisinde bel fıtığıyla alakalı özellikle bizi izleyenlere şunlara dikkat edin, bunları öneriyoruz dediğiniz birkaç tane altın kural var mıdır? Onları da söyleyelim, sonra yavaştan elveda diyelim. Şimdi belimizi büken hareketler. Hani ben biraz şey yapayım, bazı hastalara gösteriyoruz evet, şöyle. Belimizde şöyle kuşak şeklinde, 20 santim kuşak şeklinde şurada. Bazı hastalara anlatıyorum anlasınlar diye de evet, size de anlatayım. Yani şurada şöyle bir 20 santimlik kuşak şeklinde alçı olduğunu düşünün. Evet. Özellikle ameliyat sonrasındaki hastalara. Alçıyı. Şimdi biz öne eğildiğimiz zaman bu alçıyı kırar mıyız? Kırarız. Kırarız evet. Şimdi bu alçıyı kırmadan yaşamaya çalışalım. Peki. Yani. Evet. Bu bel çünkü mekanik bir hareket. Eğildiği zaman oraya basınç artıyor. Fıtık oluşma ihtimali var. Bir de düştü. Evet, takabilirsiniz hocam geri. Bir de omurga arasındaki eklemdir bel fıtığının çıktığı yer. Ve omurgayı hareket ettiren, omurganın etrafındaki adiler vardı işte spazma giriyor. Evet. Ki, bel fıtığı olmadan, bel ağrısı yaşamadan bu kasları güçlendirici egzersizler yaparsak kendimizi ciddi manada korumuş oluruz. Nedir bu? Yine hastalara söylediğimiz, imkanı olan hastaya yüzmeyle uğraşsın deriz yani. Çünkü yüzme hem fleksiyon hem ekstansiyon, hem kas öbür tarafa hem bu tarafa getiren kasların ikisini de çalıştırdığı için onu öneririz.
O değilse de bir fizik tedavicilerle görüşerek bel kaslarını güçlendirici egzersizler. Ameliyat öncesi de ameliyat sonrası da. Yani senin bel fıtığın yok, bel ağrın yok. Bel kaslarını güçlendirirsen daha rahat edersin yani. Evet. Hocam çok keyifli bir program oldu. Bel fıtığına dair hem cerrahi öğrendiğimiz hem de aslında belimizi nasıl koruyacağımızı öğrendiğimiz bir program oldu. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Erken Teşhis programında beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Erkan Esken hocamızla beraber bel fıtığı ve tedavisini anlattık. Biz sağlığı paylaşmaya ve çoğaltmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın ve sağlıkla kalın.